Arkadaşlar selam, yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar K-Drop'tayız. Eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız Dexon kodunu kullanmayı unutmayın. Çünkü Dexon kodunu kullananlara özel 6 tane bıçak çekilişimiz var arkadaşlar. Yani 5 dolar yatırıyorsun, 2 çekilişe de katılabiliyorsun. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi ben bir tane daha çekiliş açacağım. E, hatta şöyle de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bütün çekilişler bak mesela çekilişe katılıyorsunuz ya kadın profil resmi koyun ya genelde arkadaşlar kadın takipçilerimize çıkıyor çekilişlerimiz. Bakalım katılan var mıymış şöyle. Burada bir tane ablamız var muhtemel fake ama genelde arkadaşlar kadın takipçilerimize çıkıyor. Çünkü çıkanları ekliyorum konuşuyorum genelde kadın oluyor. Ee, şimdi biz bugün ne yapacağız kasa savaşı yapıp katlamaya çalışacağız. Şuradan create case battle diyorum. Buradan arkadaşlar 170 dolarlık şundan 6 tane koydum. Bir de FBB TV kasasından koyalım. Kardeşimiz para kazansın arkadaşlar. Furkan bu kasalardan 1 dolar para kazanıyor her açmadan. Yani biz de kardeşimize 10 dolar bugün şey verelim yani. Ne denir ona? E, rüşvetimizi verelim arkadaşlar. Rüşvetimizi verelim. Yoksa ağlıyor. Kanka benim kasamdan niye açmadın? Niye açayım? 1 doları sana niye kazandırayım Furkan? Söyle kardeşim. Neyse hep aynı espriyi yapmayalım. Buradan Furkan'a da selam olsun. Ee, şimdi arkadaşlar. Aslında e, Furkan'a espri yapmak güzel oluyor ya. Yani takılacak birisi oluyor. Güzel oluyor yani. Videoda konu oluyor hem de. Ya yani Artık arkadaşlar öyle bir şey oldu ki. Hani anlatacak bir şey kalmadı. Hani baya böyle garip bir şeye doğru gidiyorum. 2 vs 2 buradan açalım. Yani artık hayatımız standarta döndü ya. Valla standarta döndü. 28 yaşına girdik. Artık yani bir şeyler oturması lazım ya. Güzel normal modda başladık. Bıçak çıkarttık güzel. Bu arada hepiniz arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün şey geldi aklıma ya. Daha doğrusu öylesine aklıma geldi ya. Bak bir şey anlatayım. Hani anı anlatmayı seviyoruz bu kanalda. Önceden çok anlatıyorduk da şimdi çok fazla anlatmıyoruz. Bak mesela size bir şey anlatayım mı? Bizim ben mesela önceden tekstilde çalışıyordum. Hani eskiler aklıma geldi. Sonra bizim e, Teksil tekstil ceket yapıyorlardı işte. Ceket yapan burada da e, ünlü bir tane marka var. Bayağı bir ünlü marka. Hatta isim vermeyeyim. Yani şimdi başımız ağrımasın. H harfiyle başlıyor. Yani siz düşünün anlarsınız zaten. Orada çalışan bir tane müdür. Hani baya oranın CEO'su işte. Belli bir zaman geçiyor işte. Orada çalışan. Hani orayı yönetiyor işte. Yani patron gibi orayı yönetiyor. E aslında orası Alman firması galiba. Evet Alman firması. Hani orayı yönetiyor. Belli bir süre geçiyor aradan. Sonra orayı satın almak istiyor. Hani böyle üstü kapalı anlatmak da çok zor oluyor. Orayı satın almak istiyor. Hani çalıştığı yeri. Aldığı maaşla Satın almaya çalışıyor Almanlar da zeki Ulan diyor biz buna ne kadar maaş veriyoruz ki Bu burayı satın almaya çalışıyor Diyor Müfettiş gönderiyorlar işte 3-4 tane Almanya'da müfettiş gönderiyorlar Bir bakıyorlar ee, Bu arkadaş işçilere Böyle her 3 ayda bir böyle prim gönderiyorlarmış. Hani bu bayramlarda prim gönderiyorlarmış. 600-700 kişinin çalıştığı bir yer. O primi işçilere ödemeyip kendi cebine indiriyormuş. Böyle böyle de para kasmış. O parayla da orayı satın almak istemiş. Ulan böyle bir mantık olur mu yani? Hadi çaldın. Hani çalacak kadar akıllısın. Bari şey yap yani. Hani çalıştığın yeri değil de kendin bir tane firma kur ya. Hani insanın aklına hani yani ben anlamıyorum arkadaşlar. Kendi zeki ama hani zeki değil. Yani kendini zeki zannediyor ama değil. Yani bugün şey aslında eskilerden konuşuyorduk. Eski bir arkadaşımız. Daha doğrusu abimizle konuştuk. O geldi. Hani onu aramızda muhabbet geçti. Size de anlatmak istedim ya. Çok garip değil mi ya? 3000 dolar ol. 693. Güzel. Bugünlerde K-Drop'tan da güzel katlıyoruz. Yakında da arkadaşlar Polonya'ya gideceğim. Güzel bir araba almak istiyorum. Umarım nasip olur ya. Umarım nasip olur. Güzel bir araba alacağım. Yani mutluluk arıyorum arkadaşlar ya. Vallahi mutlu değilim hayattan ya. Garip bir hayat yaşıyoruz. Kimse mutlu değil ki ya. Böyle değişik bir hayat yaşıyoruz. Aslında aradığına göre değişir de. Ben ne aradığımı bilmiyorum işte. Oğlum yeter lan. İki tane verdin zaten. Dur. 6070 50 dolar fark var. Muhtemel kaybettik ya. Genelde böyle kaybediyoruz. Hadi bakalım şurayı alalım. Birazcık sakinleşelim. Bugün konuşmakta da sıkıntı yaşıyorum çünkü dişlerim kötü ya. Diş yaptırmam lazım. Onun için randevu almam lazım. Erken kalkmam lazım. Saat 3 olmuş. Nasıl erken kalksın bu çocuk? Yapacak bir şey yok ya. Şu katanadanı da alalım. Güzel güzel katlayalım evimize gidelim. Bu arada şeye başladım arkadaşlar. Bilmiyorum biliyor musunuz? Klanlar.org'a. O da güzel ya. Bunu oynayan var mı aranızda? Ben çok eskiden 6 sene önce oynuyordum. Şöyle göstereyim. Burada haritalar var bak. Bunlar bizim düşmanlar. Bunlar da bizim klan. Böyle klanlar arasında vs atıyorsun. Lan nasıl kaybettim ben? Ulan. 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 Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı görüşürüz.